Merhaba sevgili arkadaşım, Isparta Ev Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca hep yad edilesi anılar biriktirirsin. Hadi şimdi gel, burada başına neler geleceğini konuşalım. Ama başlamadan bu gariban kankana bir kahve ısmarlamak istersen şu sağdan soldan fırlayan reklamlara falan tıklayabilirsin. Şimdiden teşekkürler aşkolarım ve biraderlerim. Akdeniz bölgesine ait ancak denize kıyısı olmayan, ılıman iklim ve karasal iklimin tam geçiş bölgesinde bulunan, nemli bir sıcağı keskin bir soğuğu olan, 440 bin nüfuslu, 1. derece deprem kuşağında yer alan ve üniversite konusunda sık sık Antalya ile kıyaslanan, gülüyle, lavantasıyla, el dokuma halılarıyla meşhur, şirin, tatlış bir şehrimiz Isparta. Denize kıyısı yok dedik ama burası tam bir göller diyarı. Su kenarı bir yer arayan arkadaşlar şanslılar yani. Gölcük, Eğirdir, Kovada, Burdur ve Beyşehir göllerine kıyısı var Isparta'nın. Buna ek olarak bir başka gözlemim de şu. Ispartalılar yazın tatil için Antalya'nın tatil beldelerine giderken, Antalyalılar da kışın kayak yapmak için Isparta Davraz'a geliyorlar. Isparta küçük bir şehir arkadaşım. Yani avantajın her yer birbirine yürüme mesafesinde. Ulaşım sistemi nasıl dersen, şimdi küçük bir şehir olduğu için gitmek istediğin yerlere taksiyle de gidebilirsin. Çok pahalı tutmuyor. Ek olarak burada tramvay, metro falan yok. Herkes seve seve otobüs kullanıyor ve sık sık otobüs bulunuyor yani kök salıp dalların çıkana kadar durakta beklemiyorsun. Bir ara banliyö tren hattı yapılacak deniyordu ama deniyordu yani. Bir gelişme olduysa aşağı yazın. Gülkent kart isimli bir ulaşım kartımız var. Sivil vatandaş 2.75, öğrenci 7 dolarda 2.25 ödeyip toplu taşımadan faydalanabiliyorlar. Ne diyorsun, öğrenci ulaşımı bir tık pahalı gibi sanki değil mi? Buradan oraya bağlayalım o halde. Isparta pahalı bir yer mi? Evet. Isparta yaşam standartları bakımından öğrenciye pek acıyan bir şehir değil. Özellikle de esnafları. Hatta neredeyse bütün şehir askerleri ve öğrencileri ekonomik anlamda yerle yeksan etmek üzerine bir politika izliyor. Yapmayın. Kiralar da biraz pahalı gibi. 1 artı 1 eşyalı evi 1300 liradan başlayan fiyatlarla bulursun. Daha yüksek de olabiliyor. Bunu şöyle açıklıyorlar. Genelde kiralara her şey dahil oluyormuş. Yani doğalgaz, elektrik, internet vesaire. Bu açıdan iyidir belki. Sana kalmış bir mesele. Yurt fiyatları da Isparta genelinde oda sayısına bağlı olmak üzere 550 ile 1500 lira arasında değişiyor. Pekala, ne yiyeceğiz buraya geldiğimizde? Abi aklını en absürt şeye getir. Ne bileyim ya, cidden ne olsun mesela? Turşu diyelim ki. Bu şehrin bir yerlerinde gülün turşusu bile yapılıyor olabilir abi. Bu bir abartı örnek tabii ki. Şunu demek istiyorum. Isparta'da gülden üretilen veya gül içeren birçok çeşitte yiyecek ve içecek bulabiliyorsun. Gül dondurması, gül şarabı, gül reçeli, gül şerbeti ne ararsan var. Isparta'nın bu gül sevdasına benzer bir diğer meşhur da lavanta. Az önce saydığım bütün besinlerin lavanta versiyonunu da bulmak mümkün. Özellikle lavanta gazozu var bir tane. Baba böyle bir şey olamaz. Kısaca çiçeğe aşık bir şehir burası. Bir de Isparta'nın kirazı çok ünlü. Geldiğinde mutlaka tadına bak. Doyduysak seninle biraz da gezelim. Hadi bakalım. Başta dediğim gibi Isparta Davraz kayak merkezi çok ünlü. Kışın mutlaka yengeyle veya enişteyle sucuk ekmek yapmaya gelin buraya, güzel bir yer. Kuyucak Lavanta Köyü var bir tane. Uçsuz bucaksız lavanta tarlalarını gezebildiğin, hediyelik eşya falan alabildiğin bir köy böyle. Hatta ben daha birkaç hafta önce buradaydım. Bak görüyor musun nasıl memnunum halimden. Eğirdir Gölü'ne gidersen yazın çok güzel plajları var. Suya falan girebilirsin. AVM istiyorsan eğer merkezde İyaş Park AVM ve Centrum Garden var. Kafeler caddemiz var bir tane merkezde. Bar, club falan arıyorsan buralara takılabilirsin. Hatta burada öğrenciden bol bir şey yok. Öğrenci apokalips. O yüzden mutlaka sen de buraya uğrarsın. Isparta'nın çok hızlı ve hareketli bir öğrenci ortamı olduğunu düşünüyorum bu arada. Şehir küçük evet ama herkes bir şekilde yolunu buluyor. Aktifler yani. Okey, şehrini konuştuysak sıra okulunda. Konuşacağımız yer Süleyman Demirel Üniversitesi merkez yerleşkesini oluşturan Doğu ve Batı kampüsleri. Bu iki kampüsümüz Buzdoğan Köprüsü ile birbirine bağlı. Ve öğrenciler arasında bu köprüyü kışın yürüyerek geçenlerin mabadının donduğuna dair çeşitli iddialar, söylentiler ve geyikler yapılıyor. Üniversitemiz şehir merkezine ortalama 10 kilometre. Bu sebepten ev tutmayı planlayan kankalarım şehir merkezindeki evlere bakabilirler. Bir ek bilgi daha, eğer şehir merkezinden Doğu kampüsüne gideceksen 12 numaralı, Batı kampüsüne gideceksen 4 numaralı otobüsü atlayıp gidebilirsin. Bir ek bilgi daha, burası Türkiye'nin en kalabalık üniversitelerinden bir tanesi. Ortalama 100 bin civarı bir öğrenci nüfusu var. Her iki kampüsümüzde total 15 tane fakülte var. Sayalım hemen nelermiş onlar. Diş hekimliği, eğitim, eczacılık, fen edebiyat, güzel sanatlar, hukuk, iktisadi idari bilimler, ilahiyat, iletişim, mimarlık, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, teknik eğitim ve tıp fakülteleri burada. Her zamanki uyarı, hayalindeki fakülteyi saymadıysam ilçelerden bir tanesinde olabilir, araştırmanı düzgün yap. Burada Doğu kampüsünün Batı kampüsüne göre daha eğlenceli ve aktif olduğunu, Batı kampüsünün ise düşük bütçeli bir askeriye koğuşu olduğunu söylüyorlar. İmkanlara değinelim hemen hızlıca. KYK yurtları Batı kampüsünde bulunuyor. Eğer özel yurt falan istersen de üniversitenin bulunduğu Çünür Mahallesi'nde bol bol apart ve yurt bulacaksın. Her iki kampüste de yemekhane var ve bu yemekhanelerde rezervasyon sistemi var. Denizli videosunda anlatmıştım sana bunun ne olduğunu. Şuraya bıraktım, izlersin. Eğer yemekhaneye haftalık rezervasyon yaptırırsan öğün başına 2 lira 75 kuruş ödüyorsun. Eğer rezervasyonsuz bir şekilde yemek yemeye gidersen öğün başına 5 lira ödüyorsun. Soygun yani kısaca. Bu anlattığım mevzu pandemiden önce böyleydi. Eğer bir güncelleme falan olduysa aktif olarak burada okuyan kardeşler bizi aydınlatsınlar lütfen. Doğu kampüste kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzu mevcut. Bunların dışında kampüs içinde kuaför, market, çiğ köfteci, ATM, kırtasiye, bolca kafe, restoran ve AVM var. Kütüphane için Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi var. Buraya da sık sık uğrarsın. Şenlikler, festivaller, konserler de hiç eksik olmuyor. Sıkılmayacaksın yani. Sanırım başka da bir şey kalmadı. Okulumuzun en ünlü adamı da Süleyman amca. Kendisi "Amcam çay verem mi?" repliğiyle tanınır ve televizyonlara falan da çıkmışlığı var. Bu videoya da çıkmazsa ayıp olurdu. Süleyman amca Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kantinini işletiyor. Tüm öğrencilerin öz amcası gibidir. Bizde aç olan doyurulur, doymayanın da tabağına ilave yapılır der. Üniversitede en az rektör kadar tanınan bir isim o. Hiç tanımayan öğrenciler bile mutlaka adını duymuştur. Böyle çayı kadar sıcacık
enerjik bir insan. Burayı kazanır da yanına ziyarete gidersen eğer benden de çok selam söyle Süleyman amcaya. Peki eğitim kalitesine de değinip müsaade isteyeyim artık. İyi bir kampüs, ortalamanın üstünde sayılabilecek kaliteli bir eğitimi var. Mezun olduğunda burayı çok özleyeceksin. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili merak ettiklerini yorumlarda mutlaka belirt. Bilgimiz yettiği ölçüde biz de sana yardımcı olalım. Tekrar hoş geldin. Ünlü bir kankamız var demek istiyorsanız beni şuralardan takip alıp ünlü yapabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hadi Allah'a emanet.